Merhaba yine arkadaşlar, ben Doktor İlker Bayk. Bugün Köse İlyas köylerinin üstünden devam ettik. Balabanlı köyüne geldik. Balabanlı köyünde bir ayrımımız var. Sol taraf Muratlı'ya, sağ taraf Çorlu'ya doğru gidiyor. Rüzgar değirmenlerinin arasında ilerliyoruz. Sessiz, sakin, ılık bir gün. 13-14 derece. Günlerden 14 Mart Pazar günü. Oldukça keyifli bir gün. Çiftçiler tarlalarda genelde bu pazarı öyle geçiriyorlar. Yol üzerinde de birçok traktör gördük. Ekim faaliyetleri başlamış. Sağa doğru gittiğimiz zaman Çorlu'ya gideceğiz. Yaklaşık bir 18 kilometre yolumuz var Çorlu'ya. Rüzgar değirmenlerinin görüntüleri böyle yanlarından çekilince çok güzel. Biliyorsunuz biz böyle insanlar hareket eden, dönen şeyleri izlemeyi çok meraklıyız. Yol boyunca devam ediyorlar. Buraya Çorlu'dan da bisikletçi arkadaşlar geliyor. Tekirdağ'dan da geliyorlar. Tek Tük Muratlı'dan da gelenler oluyor. Bu bölge Tekirdağ için güzel bir bisiklet yolu. Yolda her türlü bisiklet için uygun. Hani videolarımı izleyenler buraları rotalarında eğer denemedilerse mutlaka denesinler. Çorlu'ya gitmek için Tekirdağ'dan, merkezden Karaevli köyünün üzerinden de gidebiliyorsunuz. Köse İlyas'tan Karaevli yapıp da gidebiliyorsunuz. Bir de böyle daha yukarıya doğru çıkıp Balabanlı'ya çıkıp oradan da Çorlu'ya devam edebiliyorsunuz. Biraz da çekimlere seyir halindeyken devam edelim. Ben bugün buraya e-gravel'le geldim. Elektrikli bisiklet kullanmak sizin de başınıza gelecek eğer çevrenizde bisikletçi arkadaşlarınız varsa çok da takdir edilen bir şey değil. Kendi gücüm varken niye elektrikten destek alıyorsun diye birçok arkadaşım var. Ama bunun da kendine göre kolaylığı var. Hem bu yollarda biraz daha kalın lastikle gelmek zevkli. Yokuşlarda fazla yorulmuyorsun, zaman kaybı olmuyor. Tam yokuş tırmanırken bir köpek kavalıyor duruyorsun. Tekrardan kalkış yapmak bu elektrikli bisikletlerle o kadar kolay ki büyütülecek şeyler değil. Bunun dışında da işte keyif yani. Çok da buna övecek bir şey yok. Elektrikli bisikletin de keyfi başka oluyor. Ama şu gün bu yola her türlü bisikletle gelinebilir. Biz buradan yol bisikletleri geçtik çünkü. Yol üzerinde Sarılar Köyü ayrımı vardı. Biz Dere Gündüz diye doğru devam ediyoruz. Yol boyunca da çekim yapacağım zaten. Arkamda görüyorsunuz tarlalar var. Ondan sonra şu ileride de Çorlu gözüküyor zaten. Biz daha aşağıki yoldan da gidebilirdik. Daha aşağıda da bir yol daha var. Biz şimdi yukarıki yolu tercih etmiş olduk. Evet. Yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıyafet seçimim iyi oldu. Çıktığımda biraz ürperdim. Şimdi saat ilerledikçe 11 dereceye düştü. 14 derecede çıkmıştık. Rüzgarın etkisi oluyor aslında. Yani sıcaklıktan ziyade. Belki 8 falan hissediyoruz. İşte hava kararmaya yakın diye benim olacak. Evet, güzel bir çiftlik evinin yanından geçiyoruz. Gündüzlüğe doğru. Veya geçtik de gündüzlüğü öyle mi? Dur bakalım, yol boyunca göreceğiz. Belki de köyün üzerinden bir dış yoldan mı gidiyoruz? O da olabilir. Aşağıki yoldan gidince köyün içine veriyordu. Burası bakalım belki de üstünden bir yoldan veriyor. Şimdi bu kıyafet seçiminde hep derler arkadaşlar. İlk 10-15 dakika biraz üşümeniz lazım kıyafetinizi seçerken. Eğer ilk 10-15 dakikası dışarının havasını hissetmiyorsanız kalın giyinmişsiniz demektir. İlerleyen dakikalarda bu sizi pişirecektir. Vücut ısısı arttığı zaman. Yani şimdi hakikaten Mart'ın 15'inde giyinmek zor. Mart'ın ortalarında hava akşamları serin oluyor. Gündüzleri de sıcak oluyor. Turunuzun saatine göre işte. Veya çıkartılması kolay veya giyilmesi kolay yanınıza hafif bir şeyler alabilirsiniz. Hava durumuna göre tamamlarsınız. Sabah erken saatlerde de çok soğuk oluyor. Artık mesela uzun tur
yaparken hep bunları düşünmek lazım. Ben kısa çıktığım için çok etkilenmiyorum. Ama 8-10 saatlik turlarda kıyafeti iyi seçmek lazım. Dün mesela Edirne'deki arkadaşlar Caka grubu bayağı bir pişmiş. Sıcaktan oluyor böyle şeyler. Hararet yapıyor bazen kıyafetler. Devam ediyoruz arkadaşlar Çorlu'ya doğru. Evet, artık Çorlu bu taraflara doğru da büyüyor. Burada da siteler var, inşaatlar var. Biz herhalde köy yolundan gitmedik. De aşağıda kaldı o. İhale belli oldu yani. Dere Gündüzlü'yle ve Yenice'yi göremeyeceğiz. Aşağıki yoldan gitseydik Karayevi üzerinden görecektik. Şimdi büyük ihtimalle bu bizi Çorlu'nun biraz daha içine doğru, belki bir Antecevit kavşağı var, oralara falan çıkartacak bizi bu yol. Az kaldı ama şehre iyice yaklaştık. Hakikaten kalın lastikli olması bisikletin faydalı bu yolda. Yoksa çok titreşim oluyor. Yol bisikleti için zor olurdu. Evet, çıka çıka böyle bir kavşağa çıktık. Buradan şu istikamete Tekirdağ'a doğru gideceğiz. Bakayım, eğer saat vakitli olursa tekrardan köy yollarına girerim. Belki orada size köyleri de göstermiş olurum. Devam ediyoruz. Deminki yol bizim Çorlu Tekirdağ bağlantı yoluymuş meğerse. 3-4 km içinde girdik yola, 3 km içinde. Buradan da tekrar köy yollarına sapıyoruz. Yenice Dere Gündüzlü. Böyle devam edeceğiz. Evet, Yenice'ye doğru devam edelim. Burada bir kahverengi köpek var. Sürekli bir karşıma çıkıyor buradan geçerken. Şimdi çıkacak mı? Yok görünürde. Yani bir selam vermeden geçtiği zaman altına selam verirse falan bir şey de öyle bir köpek şu an yok. Geçiniyor demek ki. Evet, tekrardan köy yollarına girdik. Yani üst yoldan Çorlu'ya geldik. Alt yoldan Süleymanpaşa'ya Tekirdağ'a dönüyoruz. İşte Yenice köyüne geldik. Biraz güneş açtı, ısındık. Yoksa sıcaklık düşüyor. 5.30 oldu saat çünkü. 7'de de hava kararıyor zaten buralarda. Yenice'den sonra Dere Gündüzlü. Oradan sonra yönümüze karar vereceğiz. Ya Maksutlu yapacağız ya Balaban'la yapacağız. Onun üzerinden dönüşü gerçekleştireceğiz. Vallahi her zaman söylüyorum. Şu bendeki keyif onda bir Ali Koç'ta büyük ihtimalle yoktur. Ha varsa, bisikleti biniyorsa olabilir. Vakit bulabiliyorsa. Ama şunun şu keyfin hiçbir karşılığı yok. İstanbul'daki arkadaşlar da en azından arabalarını atsınlar, bisikletlerini bu taraflara getirsinler. Buralarda bir sürü rota var. 100 kilometre çıkartır, geri atar, dönerler. Çok da bir yol olmaz zaten. Yenice köyünden bir rampa tırmandık. Şimdi iniş vakti. Dere Gündüzlü'ye iniyoruz. O sırada da ilkokul öğretmenim aradı. Yılmaz Ergen. 1984'te 89 yılı arasında ilkokulu okuttu bize. Bize hayatı öğretti. Kendisi Ağrılı'dır. Bize insan olmayı, merhameti öğretti. Hiç aklımda kalmadı öğrettiği sayılar, harfler. Hep insanlık hakkında anlattığı hikayeler kaldı. Öyle iyi bir insandır. Artık beyaz saçlı, aksakallı dede gibi oldu. Aradı, geleceğini söyledi. Çok sevindik. Burada görüyorsunuz. Yine tarlalar, rüzgar birileri karşıda. O tarafa doğru tırmanacağız artık. Biraz tırmanmamız var. Işıktan da tam gözükmüyor. Oraya doğru tırmanacağız. Ondan sonra daha çok artık iniş olur. Birkaç rampamız daha olur. Saat 5.47. 45 kilometre olmuş şimdiye kadar. Gidiyoruz. Orta modu aldım. Trail modunu aldım. Gravel'i. Yokuşlarda biraz daha rahat ediyorum en azından şu an. Dün de biraz çünkü bisiklete bindim. Kısa bir tur oldu ama 50 kilometre yol bisikletiyle. Gene de bugün biraz nedense yorgunluğunu hissediyorum onu. Burası Dere Gündüzlü Köyü Camisi. Yan tarafta muhtarlığı var. Buradan şu yönde Maksutlu'ya doğru devam ediyoruz. Buralar tabi videomuzu seyredenlerin içinde annesi babası burada yaşayanlar, çocuklukları burada geçenler de oluyor.
Çok misafirperver, çok temiz köyler. Trakya'nın tüm insanları temiz insanlar. Selam verip de size cevap vermeyecek kimse yok. Ekmeğini paylaşır, suyunu paylaşır. Herkes bir derdin var mı diye durduğun zaman sorar. Sakin bir gün bugün buralarda. Maksutlu'ya doğru devam ediyoruz. Evet, Maksutlu köyüne geldik. Bunlar birbirleri arasında 2-3 kilometre mesafe olan köyler. Evet, uzaktan birkaç köpek gördü, avlıyor. Onlara selam verip geçeceğiz. Allah nasip ederse bundan sonraki durağımız da artık Karaevli olacak. Bir tırmanış var. Ondan sonra da artık inişe geçeriz herhalde. Evet, Karaevli'ye geldik. Maksutlu'dan Karaevli'ye iki tane dik rampa var. Bunları unutmayın. Şu ileriki cami Karaevli'nin camisi. Bu tarafa doğru Gazioğlu ve Hüsünlü köyü var. Ondan sonra da Köse İlyas'tan yolumuzu bitireceğiz. Tekrardan güneş açtı, bulutlar dağıldı. Hava güzel. Maksutlu'nun çıkışında 4 tane köpek saldırdı, çok fena. Fark etmedim ben, fark etmeyince de 2 tane akbaş vardı. Karalardan vardı, birkaç da ufaklık işte öyle. Bayağı da yakınlaştılar yani, paçayı kaptırıyorduk ama duramadım da birden ortaya çıktılar. Köyün çıkışında öyle bir durum oldu yani. Tek gelince de böyle işte köpeklerle falan biraz tedirgin oluyorsun ama bazı insanların dediği gibi asıl köpeklerden korkmayacaksın. Dört ayaklılardan değil, iki ayaklılardan çekineceksin. Evet, devam ediyoruz. Az bir yolumuz kaldı. Şimdi Gazioğlu'na gideceğiz. Bir kilometre falan, o Gazioğlu çok uzakta değil. Ama köpekler oluyor burada işte, akbaşlı oluyor. Çünkü koyun sürüleri falan var. Otlatıyorlar işte, illa da böyle çoban köpekleri oluyor başlarında. Evet, geldik Gazioğlu köyüne. Küçük bir köy burası da. Karaevliler arasında 1-2 kilometre de burada var. Sonra da Hüsünlü'ye doğru devam edeceğiz. Yaklaşık 54 kilometre olmuş. İyi geldik yine. 27,5 ortalamamız olmuş. Köyü de bitirelim. İstanbul'dan gelecek olanlar için arabalarını en güvenli bırakabilecekleri yer Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nin otoparkı. Buraya bırakırlar. Hafta sonu otopark ücreti de alınmıyor. Orada bisikletleri indirip Köse İlyas köyü istikametine kime sorsalar gösterir. Öyle devam edecekler. Ondan sonra da oradan da Balabanlı'ya gidecekler. Zaten levhalar gösteriyor. Kolay gelsin. Balabanlı'ya geldikten sonra sağ tarafa dönerlerse Çorlu. Oradan devam ederler. Sonra tekrardan bu yola girmek istedikleri zaman levhalar gösteriyor. Dere Gündüzlü köyünün levhasından girecekler. Bu rotayı yapacaklar. Yaklaşık da bir 70 kilometrelik rotaları olmuş olacak. Sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsınız rotayla ilgili. Şimdi ileride Hüsünlü köyü var. Oradan da sola döneceğiz. Şimdi ben daha evvelden Hüsünlü köyünden dümdüz yukarı çıktığım için Strava haritamda böylelikle bir loop tamamlamış oluyorum. Az sonra, bir kilometre sonra tam Hüsünlü'nün girişinde. Strava hesabımdan da rotayı takip edebilirsiniz. İsterseniz zaten şeyi de bırakırım. Açıklamalar kısmına rotayı da bırakırım. Sağ olun arkadaşlar beni şu ana kadar dinlediğiniz için. Sağ olun gerçekten. Kanalıma abone olursanız teşekkür edeceğim. Olmasanız da teşekkür edeceğim tabii ki. Arkadaşlarınıza da söylerseniz kanal biraz daha duyulmuş olur en azından. Hepiniz kalın sağlıcakla arkadaşlar. Güle güle.